Tamam. Merhaba arkadaşlar. Stream'e başlamış bulunuyoruz. Bugün... Gecikmeden dolayı özür dileriz öncelikle. Evet, ben işten yeni geldim. Bakayım şimdi Mike Tyson Cleave. Yazmaması lazım. Şimdi kimler oynuyor ilk açık? Şu an sol taraf Kumanda Solali'de, sağ taraf Smoke Weed evde. Birleşik yazılıyor sanırım isimleri. Öyle talep etmişlerdi. Tamamdır abi. Onu öyle yazdık. Smoke Weed evde değil mi? Aynen. Abi... oyuna bakalım. Okey. Mock Leaves. Mock Cheese. Repo by Raja by Blizz Laymark. Ziu Sudra, Rise of War, Mortui, Zillah ve Osaz takımlar olmak üzere. Ben Sinan Midilli Salyangoz ve yanımda Yiğçen Can var. Senin ikini ben bilmiyorum. Kasula benim ikim. Kasula. Aa, aynen evet. Ya, zaten şu an benim ekantumum bir şey artık. Abi, iki takımın da hazır olmasını bekliyoruz. Stream başladığını söyleyelim arkadaşlara. Bugün klavye malfunction yüzünden mekanik klavyeyle çatır çutur çatır çutur bizi duyacaksınız. Süper abi. Evet, sağ Mok. Taraftan Go geldi. Mock Cheese Go dedi. Takım abi, kaptanlarını almayı aldık. Kumanda sol elde izlemedim ama chatte dün insanlar acayip övdüydü. Zaten finalde çok beklenmedik bir durum karşımıza çıkmadı. Bundan önceki insanların abi yorumları doğrultusunda 3 hatta 4 tane belki favori vardı. Şu an ikisi finalde karşı karşıyalar. Ne oldu abi? Çıkıldı, bir şeyler oldu, bir sıkıntı oldu. Evet. Yeniden mi kuruyoruz? Bilemiyorum. Birazdan Whisper gelecektir. Evet. Okay. Bir Whisper gelecek. Biz de çok utandı arkadaşlar herhalde Steam'den. Bir makyajlarını düzeltip gelecekler. Ben tanımıyorum bu arada kimseyi oynayan, isim olarak da galiba, yani nickle hiç tanıdık gelmiyor. Ya da acaba biz mi düştük? Yok ya, internet devam ediyor şu an. Yok, teker teker çıktılar. Düşsek herhalde bu şekilde olmazdı. Şurada chatimizi de pop out edeyim de. Chatten insanların yazdıklarını görebilirim, stream'i izlemeden. Aynen. Birisi ekledi. Hı hı. Allah abi istiyorsan sen şöyle bir şeyler oluyor. Bu da yüklemiyor. Hayda. Stream galiba çok kötü arkadaşlar. Yani yükleme hızımız nasıl bilmiyorum ama şu an muhtemelen hiçbir şey yüklenmiyor. Telefondan hemen bakalım. Direkt yavşamalar başladı. Beni seven yok mu lan? Sinan kalp yapan yok mu hiç? Tövbe estağfurullah. Ben de seni çok seviyorum Deniz'im. Teşekkürler. Tövbe tövbe. Bu arada chat çalışıyor ama chat 1995'ten kalma falan yani. Bu ne ya? Chat'imiz çok fena ama okuyabiliyoruz galiba. Üç tane izleyicimiz var. İlk üç, sizi çok seviyoruz. Küçüktür üç. Ben maç kayıtlarına sonradan izlenmelerin, yani Past Broadcast izlenimlerinin daha fazla talep olduğunu düşünüyorum. Herhalde insanların bu saatlerde işte lig maçıdır vesairedir falan işleri oluyor olabilir. Bu maç bitince ben diğerleriyle beraber dünküleri de yükleyeyim YouTube'u. 300 megabit falan oldu zaten ondan büyük boyutları. Sandalet'ten mesaj. Kötü değil stream. Eyvallah Alkan. Sandalet Alkan'dı değil mi? Hı hı, Alkan. İki takımdan da başarılar geldi. Fair play beyler. Unutmayalım. Ben çok güzel bir karşılaşma olacağına inanıyorum açıkçası. Abi valla
Dün Smoke Video'da süper bir takım oyunu yaptı. Kumanda sol eliyle herkes inanılmaz iyi oynuyorlar diyor. Evet. Fight'larda çok sinerji var diyorlar. İki takıma karşı da bu turnuvada oynama şansı bulduk. Önce teşekkürler. Bunun için kendi takıma teşekkür ediyorum. Ha sen de mi oynadın? Tabii. MTC'nin supportu olarak oynadım ben turnuvada. Vay. İki kere yenildik. Double Elimination turnuva sistemi olarak. İki yenilgi turnuvaya veda ettik. Zaten biz yenen iki takım da şu an finalde karşı karşıya. Gayet mutluyum bu durumda. MTC çıkınca turnuvanın tadı değişti beyler. Ben öyle diyeyim. Arkadaşlarım olduğu için. Yok şaka. Turnuva şahane gidiyor yine de. Sanırım Işık Üniversitesi'nin ilk MTC finalini de izleyeceğiz, evet. Zaten iki maç yapılmadı mı? Totalde iki turnuva yapılmadı mı? Bundan önce iki turnuva yapıldı. Ha, bundan önce iki. Hı-hı. Ben... Sevgili Hakan Özer döneminde, eğer izliyorsa bizi şu an, sevgiler. Bir tanesini yayınladıydık gene de... Ben hiç girmedim ya turnuvaya, ben de gireydim bir ara. Evet, takımlara da başlayalım. Hazırsa başlayalım da... Galiba hazır değiller. Ha, bizden şey bekliyorlarmış ama... Sağolsunlar. Abi burada şeylerimizi kapamak amaçlı... Tarık, Veigar ve Timur'u çıkaralım. Çok çirkin bir yöntem ama yapacak bir şey yok, kusura bakmayın. Sinan arkadaşımız çalışıyor olduğu için bu tip editlere pek fazla vakit bulamıyor. Yok maç öncesinde. Aslında edit bayağı yaptım. Çok güzel şeyler koydum mu? Bak. Göstereyim. Fanside kitlerde böyle webcam'li chat yaparız diye şunları aldım. Direkt editledim böyle Photoshop'ta falan. Şurada suratımızı falan koyarız diye. Böyle şeyler yaptım. Uğraştım ama şey değil. Yani burada webcam koyup bizi izleyeceğinize gidin oyundaki bilgileri alın ya. Hiç gerek yok bence. O yüzden koymadım. Biraz picklere bakalım. Abi trash zaten evet. İlla seçiliyor trash. Sol tarafta evet Kumanda Solid'de takımı. Zaten trash Kumanda Solid'in supportunun benim bildiğim kadarıyla en sevdiği champion. Şampiyon. Seçmesine çok şaşırmadık. Aynı zamanda bu biraz Smoke with Airday takımına da counter pick yapılmış bir seçim. Evet. Çünkü onların da supportu trash oynuyor. Bunları çok seçiyorum. Ama trash güzel bir support yani. İlk support'u seçilecek kadar iyi yani. Açıkçası bakıyorum banlanmadıysa ben Kumanda Solar'dan bir Elise pick'i bekliyorum. Shen, V, Lux, Jax, Zyra, Morgana banlanmış. Shen, V ve Lux'un biraz counter ban olduğunu düşünüyorum ben. Evet, direkt karşı takımın aynen yönelik banlar yapılmış. Jax, Zyra ve Morgana da güzel banlar bence. Jax lanet ettiğim bir hero'dur benim yani. Jax'in gerçekten bir hyper carry olarak, hyper taşıyıcı olarak endgame'i çok kuvvetli. Baş etmek istememiş olabilirdi. Abi çok kuvvetli. Onun ultisi en son değiştiğinde gene güçlüydü yani. Evasion alıyordu. Gene güçlü. Şu an ne oldu bilmiyorum da. Ya özellikle şu an Trinity Force'a yapılan değişikliklerden sonra her ne kadar ufak bir dengeleme nerf geldiyse de Trinity Force hala çok güçlü. Ve Trinity Force'u efektif kullanan şampiyonlar oyunda ciddi farklar yaratabiliyor. 15. 20. dakikadan sonra. Abi benim gibi bilmeyenler için Trinity Force ne oldu? Trinity Force yani Türkçesi üçlü kuvvet denilen. Türkçesini bırak ya. Page item'ı yani bu küçük health item'ı ve de long sword uzun kılıçta damage item'lar yapılan parçası. Eskiden chanson hit efektle slow veriyordu saldırılan şampiyona. Onda ufak bir değişiklik yapıldı. Hem fiyatı düştü, birleştirme kostu düştü. Hem de artık chanson hit slow vermek yerine her vuruşta saldırı yapan şampiyona buff veriyor, MS veriyor. Movement speed veriyor, MS veriyor. İyiymiş yalnız. Efektif düşünce tekrar efektif bir item haline geldi. Abi bu arada neler seçildi? Sivir, şey Jarvan, bu Aatrox garip hero. Aatrox'u bu da Aatrox'un kuzeni galiba. Zilan top oynayacağını tahmin ediyorum. Güzelmiş bu da. Skinler de güzelmiş. Repo ne seçmiş bakalım? Evet, tahmin ettiğim gibi bir Elise pick'i geldi Repo'dan. Elise'i seçmişler. Bir de Vayne. Abi Vayne çok ağır carry. Elise de carry'e benziyor ama bilmiyorum Elise'i. Tanıdığım bir hero değil. Elise sen oyunu bıraktıktan sonra çıkan. Yani yeni dönem. Muhtemelen evet. AP champion'lardan biri. Her ne kadar dengeli mod altında birçok nerf gelmiş olsa da hala kuvvetli.
Değil mi? Jungle'daki presence'ını ben çok etkili buluyorum. Ve Kennen geldi abi. Kennen ilginç bir pick oldu bence. Daha tanky bir şey bekliyordum ben. Ama galiba şu bu arkadaş Lissandra tanky bir şey mi? Yok. Top'ta oynandığı zaman tanky itemlarla bir nevi AP Bruiser. Enteresan bir konsept ama görevini görebiliyor. Ama burada Laymark, Komando Soldier'ın mid oyuncusunun daha çok ofansa yöneleceğini tahmin ediyorum. Bunun önceki oyundan da öyle gösterdi bize. Kontrol hero'su gibi Lissandra sanki. Evet. Güzel skill'leri var. Thresh'in, Lissandra'nın ve Kennen'in ultilerinin kombolandığında teamfight'ta çok büyük etkileri oluyor. Evet, güzel. Evet, Kennen'le güzel olabilirler. Ya özellikle karşı takımın en kritik target'ına burada bu henüz mid champion seçmediler ama Aatrox ya da Sivir olabilir. İki charge biriktirmeye becerebilirse Kennen teamfight'tan önce. Sonrasında ultisiyle iki kere stunlayıp Sivir'i. Sonrasında Lissandra'nın ultisiyle direktman yok edebilirler ortalığı. Bu arada iki frame'den bir tanesi düşüyor. Kusura bakmayın. Yapabileceğiniz pek bir şey yok. Upload'dan dolayı. Bugün cuma. İnsanlar dışarıda olmalı ama galiba değiller. Bizi izliyorlar belki de. 8 kişi izliyor bizi. Şuradan. Ben biraz daha banlardan söz etmek istiyorum. Evet abi. Yine Smoke with Everything yaptığı banlar. Jax'ı konuştuk. Zyra ve Morgana ikisi de aslında hem support hem de mid olarak oynanabilen champion'lar. Genelde Morgana mid veya Zyra support tercih ediliyor. Fakat Kumanda Soladin'in mid oyuncusu Laymark daha önce de bize gösterdiği gibi gerçekten çok etkili bir Zyra oyuncusu. AP carry olarak. Aynı zamanda Mog Leaves de Morgana support pickini gerçekten çok beğeniyor. Geçen oyun V'yi Smoke bir devirde mi almıştı? Şu an hatırlayamadım. Sanki öyleydi. O V'nin stun'ını ben çok beğendim. V'yi de tanıdığım bir hero değil de stun'ını çok başarılı buldum açıkçası. O yüzden onu banlamaları, daha çok kontrol hero'larını banlamışlar. Shen hepsinde bir tane AoE stun veya disrupt var yani. Morgana da öyle. Zyra'nın stun'ı var mı bilmiyorum ama Jackson vardı bir aralar. Jackson stun'ı hala devam ediyor. Kendi yanlış hatırlamıyorsam E ability olan dodge'unu açtığı zaman ability'nin bitiminde veya kendisi direkt trigger ederek önündeki ufak bir kon alana stun vuruyor. Tabii QWE tarzı enteresan komboları var. Vivai dedi. Babayın kemiği. Sana da Vivai, babayın kemiği. Sanırım bu bir arkadaşımız, babayın kemiği. Ben tanımıyorum. Benim de listemde ekliydi. Melih diye not düşmüşsün zamanında ama. Evet, Lissandra'da çok fazla konuşmayalım. Evet. Oyun başladıktan sonra. Lissandra. Belki tartışabiliriz bunu. Oyun başladı bu arada. Şu an delay'i bekliyoruz. Hazır kapatmışken summoner'ları. Açabiliriz onları yani gerek yok. Şu an evet. Çoktan oyundalar yani. Evet, Lissandra'nın teleport pick'i acaba Laymark üst koridora mı çıkacak diye beni düşündürdü. Ya kendisi mid oyuncusu. Ama Lissandra top da oynuyor. Kenan mid'i daha önceki turnuvalarda görmedik değil. Özellikle dünya şampiyonası ve LCS'lerde. Lissandra ve bu adamı bilmiyorum. Elise'i bilmiyorum ama normalde bu pick'te sanki Kenan ortaya gider gibi. Ya. Hadi yanılıyor da olabilirim çünkü bilmiyorum bu iki hero. Yani gerçekten teleport seçimini Kenan'ın gerçi Ignite lane'inde ihtiyacı var. Çok agresif bir şampiyon olduğu için Kenan. Lane'ini kazanmak için Ignite istemiştir. Ve belki oyunun ileriki safhalarında split push için bir teleport ihtiyacı hissetmiş olabilirler. Bundan bir de oyuncusunu aldırmış olmaları gayet mantıklı. Abi Gragas çok korkunç bir hero. Geçen oyunda da gördük. Evet evet. O adam... Gragas'ı gerçekten güçlü. Biz de hissettik onu MTS olarak geçen oyun. Yani adam bir anda inanılmaz bir nük ya patlatıyor, girişiyor. Pat küt. Zaten takımın 3 kişisinin ve diğer 3 ve 2'yi ayırıyor. Ayırdıktan sonra hepsinin zaten canını %20 nereden baksan indiriyor. Yani çok güzel yani. Çünkü hem crowd kontrol olarak hem team fight'ta karşı takımın pozisyonunu bozmak olsun hem de disengage amaçlı olsun. 3 türlü kullanabilecek gerçekten çok etkili bir ultimate Gragas'ın ki. Ben de çok beğeniyorum.
Ya çok başarılı. Bakıldığı zaman. Aatrox'u neden seçtiler? Sanki ben dün Ali Kağan oynuyordu galiba Aatrox'u da tam olarak ne yaptığını, işlevini anlamadım. Yani Ali Kağan çok güzel oynadı. Ona bir şey demiyorum da ben Hero'yu bilmediğim için anlayamadım. Ya Aatrox pasifi sayesinde özellikle kule altı early game'de dive'larda çok kuvvetli bir şampiyon. Pusher ve Bruiser gibi evet, geldi Pusher bana. Ve Bruiser bir şampiyon. Carry değil yani. Ben carry olarak düşünmüyordum. Aynı zamanda damage kasıldığı zaman çok enteresan carry Bruiser hareketleri yapabiliyor. Ya ben Amerika LCS ve Avrupa LCS'den takip etme şansı bulduğum ilk çıktığında Aatrox'u. Amerika'da jungle ağırlıklı, Avrupa'da ise top lane ağırlıklı oynanıyordu. Burada Zilean seçimi top lane'den yana oldu. Sanırım burada team kompozisyonundan çok kendisi rahat oldu. Comfortable oldu, bir pick yapmak istedi. Benim de daha önce aldığım duyumlar Zilean iyi bir Aatrox oyuncusu oldu. Diyorsun, anladım. Bakalım Kerem'e karşı nasıl bir lane'lik yapacak. Aynen abi, şu an Hero Pick ekranını izliyoruz ve additional delay'i yiyoruz şeyden, server'dan LoL'ün. Aatrox'un çok güzel bir skin'i var. Jarvan'ın da Dragon Knight skin'i çok güzel. Dragon Forge skin'ini Jarvan. Lissandra'da bir böyle ilginç bir skin var. Queen of Pain diye isim geldi ama şimdi LoL'deyken Dota terimleri kullanmak istemiyorum. İnsanlar kızıyor, sinirleniyor. Kennen'in sevdiğim bir skin'i. Mouse'um bozuldu ha. Ondan sonra Thresh. Thresh galiba aynı mı? Farklı mı oldu sanki? Yo, Championship Thresh. En son Dünya Turnuvası'nın sonlarına doğru Riot'un çıkardı. Ve bence çok başarılı bir skin. Riot'un son zamanlarda yaptı. En güzel skinlerden biri. Ben de çıkar çıkmaz aldım bir support oyuncusu olarak. Ezreal'ın pahalı skinlerinden mi yoksa? Bir tane Ezreal'ın skini var. 1800'lük. Yo, standart. Anladım. Bir sürü bir şey. Ezreal'ın en sonu değişik skin'i çıktıydı. Ondan sonra ben bıraktıydım zaten. Tema o... diyorlar sanırım onları. Ben de tam olarak bilmiyorum. Ona bayağı güzeldi ama ya. Ben bayağı beğendiydim yani. Başarılı bir şeye benziyor. Başladı abi. Herkes çatır çatır aldı skill'lerini, her şeyini. Şunu... Bizim daha geniş görme şansımız var mı acaba? Esasen var ama onun ayarı uzun sürebilir derken. Evet. Oyun içi chatimiz açıksa belki şu an problemin ne olduğunu görebiliriz. Ne yapalım? Daha büyük, daha büyük. Şu 900 mi? Evet yapabiliriz ama şunun şeyine bakacağım bir ilk. Genel sen daha iyi biliyorsun teknik ayarları. Abi şu... Tamam, bu sıkıntı yok gibi. Şu an şeye bakarsanız sevinirim. Ya Urahara 0, aynen abi, aynı şeyi ben de sordum. Dota turnuvası, evet, bir Dota oyuncusu olarak. Yiğit'le birkaç planımız var. Ben düşünüyorum ki ben gene Dota'yı stream edebilirim. Gerçi ben de Dota'ya girmek isterim ama belki ben onu bir aranjman yapabilirim ama ben okulda olmadığım için, ya okula artık çok az geldiğim için, zira bir dersim var ve çalışıyorum. O yüzden onu birisinin okulda benim, ya bizim turnuvanın gözleri ve kulağı, dili falan olmalı. O yüzden şey, ne yaparız? Sizin çözümleriniz de bizimkiler kadar iyi yani. Ben açıkçası teknikler açıyorum şu an Dota turnuvası ile ilgili. Aynı zamanda yeni adıyla Işık Gaming Society, eski adıyla RPGS kulübünün yeni başkanı olarak. Onun neden olduğunu biliyor musun? Ben yaptım isim değişikliği. RPGS, yok. RP veya fantasy kulübü falan olmamasının sebebi. Eski bir isim vardı. 2005'te kuruldu sanırım kulüp. Abi şey, bu şeyler vardı ya, eskiden haberlere çıkıyordu. Satanik çocuklar gene kedi kesti. Evet, evet. Abi tam bu olaylar olurken bizim RPGS kulübü yanlışlıkla böyle LARP mı veya çok fantastik kıyafetler giyip World of Darkness LARP'ı mı yapmaya çalıştılar? Evet, onu yaparken tam gazetelere yakalandılar abi. Oo. Ve bu yüzden isimleri çıktı. O yüzden kulübü kapamak zorunda kaldılar. Ve tekrardan açtılar. O zaman 2005'ten de eski. Evet, evet, bayağı eski. Yani Maslak kampüsü zamanı. Maslak'tayken zaten. Bunu bana şey anlatıyor. Yiğit Güneli vardı. O eski gelen RPG'cileri tanıyordu. O ilk RPG'cilerden bizim. Abi o anlatıyordu. Çok komik bir durum olmuş ya. Oyuna girince donmaya başladı. Abi oyun şu an donuk zaten de. Onun bir başlayınca bakalım Ali. Şu an biz kendi resolution değişikliğinden olayım mı? Olabilir öyle bir şey. Onu biraz küçültebiliriz. Ama bakalım şimdilik. Bir arkadaş DC oldu. Onun... Dot
Urahara sana katılmıyorum pek. Dota oynanıyor esasen bizim okulda da. Turnuvaların reklamını yapamadık. Reklamını yapmadığımız için 3-4 takım geldiydi. Hakan'a tekrar sevgiler iletiyorum buradan. Ya Eski başkanımız. Hakan'a çok yüklenmemek gerek. Ya zira onu hep beraber aranjman ediyor gibiydik de. 4 saniye atıyor frame. 4 saniye atıyor dediğin duru 4 saniye takılıyor ondan sonra mı gidiyor? O zaman küçültüyoruz abi. Küçültelim ya. Biz küçük izleyelim de seyircilerimiz rahatsız etsin, önemli. Ya çok sıkıntı olmuyor zaten ya. Bakalım şimdi biraz daha düzelttik gibi. Nasıl Alik? Abi bu arada yazdığınız şeylerin kontekstini de söyleyin. Evet. Biz bile birazcık delay'li olduğu için anlamıyorum. Eray Meral geçen seneki turnuva düzenlendi. Bu sene iki Bu sene 3 düzenlenecek mi tane diyorsun? turnuva yapmak planlarımız arasında. League of Diyorsun. Legends ile ilgili, evet. Maşallah. Durum böyle abi. Turnuva çok okulda. Chat'i görme şansınız var mı buradan? Oğuldan konuşulan chat'i. Yok ya sanmıyorum. Bir option sen kurcalayabilir miyiz ona? Interface olması gerek. All chat. Var mı böyle bir şey? Evet. Okey abi. Şuradan da chat'i açarsan, oradan bir yerden bir chat'i açıp kapama seçeneği olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, buradan. Chat. Modern res. Donuyor. Sandalet öyle demiş. Modem res. Evet. Okey. Bak bu güzel oldu bunu öğrendiğimiz. Chat'i biz yazalım. Ha biz de yazıyoruz. Muhtemelen bizi okuyamıyorlar. Test. Yazalım ne olacak? Whisper atmak için kullanılıyor sanırım orası. Lig sistemi düşünebilir miyiz? League of Legends turnuvasında lig sistemi düşünebilir miyiz demiş. Babayın kemiği. Aslında babayın kemiği çok güzel bir noktaya parmak bastı burada. Bugün şu an final oynayan takımların kaptanlarıyla ve birkaç takım arkadaşıyla konuşma fırsatı buldum ayrı ayrı. Onları da dile getirdim aklımdaki sistemi. Şöyle ki, eğer doğru execute edebilir ve adil bir şekilde insanlara davranabilirse aklımızda yarı lig yarı turnuva sistemi var bir dahaki turnuva için. Şöyle ki, bir sonraki turnuvanın katılımı 8 takımla sınırlı olacak. Ve bu turnuvaya katılacak ilk 4 takım önceliği diyeyim. Bu turnuvadaki ilk 4 takıma verilecek. Sonrasında turnuvaya katılma hakkı kazanabilmek için geri kalan 4 takımın 8'e ulaşabilmek adına kendi aralarında bir lig oynaması gerekecek. Burada herkes birbirine maç yapacak ve en yüksek win-lose ratio'ya sahip 4 takım yine win-lose ratio'su sıralamasıyla seedlere yerleşecek ve 8 kişilik turnuva başlayacak. Böyle enteresan fikirler var aklımızda kulüp olarak. Tabii ki tartışmaya açık durumlar. Henüz kesin hiçbir şey yok. Fakat buna benzer çalışmalarımız şu an sürüyor. Bu turnuvadaki ilk 4 takımı nasıl belirleyeceksiniz demiş Şu an herhalde. zaten turnuvanın 3. ve 4. takımları belli. Bu maç 1. ve 2. belirlemek adına yapılıyor. Kim onlar abi? Şu an 4.'lüğü Twenty Sur Gaming Hmm. ve 3.'lüğü de Mike Tyson Cleave takımları aldı. Abi şey var mı peki? Turnuva sonunda hediye, ödül vesaire. Win'den geleni mi alacaksınız derken acaba hediye Win'den geleni mi? Bunda abi şöyle olacak. Galiba evet, Smoke Weed Everyday 1-0 önde başlıyor buna. Evet, 3'e onu da ulaşan hatırlatmayı unuttum. kazanıyor. Best of 3 yani 3 maçın ikisini kazanan şampiyonluğu alır götürür sistemi var bu maçta. Fakat Smoke Weed Everyday daha önce bir maç kaybederek Losers Bracket yani kaybedenler kümesine düştüğü ve finale oradan çıktığı için hali hazırda 1-0 yenik başladılar bu maça. Yani bu maçı Commander Solaris'in alması durumunda 2-0 ile şampiyon olacaklar. Şöyle koyayım. Smoke bir devredeyim maçı kazanması durumundaysa. Commander Solaris'e 1, Smoke bir devrede de 0 yazabiliriz aslında. Yapabilir miyiz onu? Ne? Ayrı ayrı 1 ve 0 yazabiliriz belki. Ayrı ayrı mı yazalım? Okey. Hop pardon.
Nerede şimdi yukarıda olsaydı? Şu an mavi takım ilk maçı kazanmış durumda. Otomatikman. Bunun da sebebini açıkladım ben arkadaşlara. Bu turnuvayı çiftli eleme sistemi, yani double elimination ismi verilen sistemde düzenledik. Bu sisteme göre bir takım iki maç kaybettiği zaman turnuvadan eleniyor. Ve de son kalan takım şampiyon oluyor bu sistemde. Şu an Smoke bir devrede, hali hazırda zaten bir maç kaybetmişti turnuvanın önceki bölümlerinde. Kumanda Soledad ise namağlup. Yani hiç maç kaybetmeden finale kadar geldi. Namağlup ne demek abi? Yani yenilmemiş demek namağlup. Mağlup olmamış. Ben hiç bilmiyor Türkçe, sen demek mağlup. Bakın bu... Yani Smoke bir devredeyin, Kumanda Soledad'ı turnuvadan eleyip şampiyon olmak için onları iki kere yenmesi lazım. Şöyle bir şey yapayım diye düşündüm. Çok ters oldu ama. Ters, bilerek ters koydum ki şey olsun diye. Yani sanki böyle bakınca şöyle gözüksün diye ama. Şu an burası Kumanda Soledad takımın. Onlar 1-0 önde. Kumanda Soledad mı önde? Evet. Ha dün tabii, evet. Hmm. Dünkü maç kaybedenler kümesi maçıydı. Sen oradan karıştırmış olabilirsin. Yazık, Smokey devirde bir an mutlu oldu. Çocuklar aldık ellerinden galibiyeti. Dur bakalım. Hı. Düzelttim, benim hatam olmuş orada. 0-3. 1-3. Ne kadar zaman var? Vallahi bir 10 dakikadır bekliyoruz şu an gerçekten. 1 bölü 2 falan mı yapsak acaba? Karışmasın insanlar. 1 bölü 2 mi? Hı hı. Niye? 2000 almaları lazım ya. Abi 3 üzerinden bir tane ha. Kazanmışlar işte. Evet. Farklı mühendis analitik zekaları karşı karşıya geldi. Estağfurullah canım. Aşağıda balkonda iç istersen. Burada içinde sıkıntısı için miyim? Burada çünkü yukarıya basıyor buradan. Bir de kedi kumu var orada, içemezsin ben. Suyumu içemem lazım. Evet, orası sakat ya. Kusura bakma. Annem bir şey demez ama aşağıda içmek istiyorsun. Yok yok. Vin'den gidelim. Ha, onu yazmıştık. Evet, hala bekliyoruz abi. Sıkıntı oluyor, turnuva süresi uzuyor. Turnuva süresi derken acaba Kara Akın neyi kastetmek istedi? Muhtemelen beklenti süresini kastediyor. Şu an 11 dakika oldu. Şu an tekrar kontrol edeyim. Pausu yapan takım... Tamam. Hangi takımdır abi, acaba? Evet, yukarıda. Tamam. Sıkıntı yok, bekliyoruz diyor da. Ya teknik olarak burada LoL'ün verdiği zaman zaten 30 dakika. O yüzden legal olarak bekleyeceğiz yani. Yani 30 dakikadan sonra herhangi bir kopma düşme durumunda takımlar kendileri sorumlu. Evet, eğer karşı takım bir sportmenlik, centilmenlik örneği gösterip 30 dakikanın sonunda hala oyuncular gelmiş olursa kendi sürelerinden vermek isterlerse pauslayıp oyunu. Mesela. Gayet şık bir hareket olabilir tabii ki. Ya aslında Tolga telefonuna bakmanı istiyormuş. Telefonuma bakayım peki. Telefonu şarjdaydı da görmüyordum. Ben bir konuşma yapayım. Okey ya. Sıkıntı mı var? Moktiz de yazı yazmış. Smokey Devilday takımının AD carry'si şey diyormuş. İki kişinin interneti gitti. Bizden 200-230 pingleri var. Maçın saatini ya da gününü erteleme şansımız var mı diyor. O kadar kötü yani ha. Abi. Ben...
Bir saniye cevap vereceğim. Maçın saatini yanın gününü erteleme şansımız var tabii ki de. Diğer takım da eğer bence kabul ederse ertelenir yani. Ha? Ya şöyle bir durum var. Üniversite arası turnuvaya okulumuzun katılabilmesi için Ha, haber mi vermemiz lazım? evet yani en geç yarın öğlen gibi turnuvayı sonlandırmamız lazım. Oo, yarın da ben stream yapamam. Evet. Yani... Abi bence şöyle bir şey yapabilirsiniz. Evden çık 15-20 dakikanız var. Evden çıkın, koşun bir internet kafeye gidin. Ya Oradan girin derim. Eğer çok sıkıntı içerisindeyseniz. evin yakınlarında bir internet kafe varsa gerçekten mantıklı bir şey olabilir. Hatta eğer ya maç burada daha yeni başladı. Aynı picklerle beraber eğer karşı takımda vakti varsa hemen hızlı bir remake düzenlenebilir bu oyunu kapatıp. Bence de ya Ya ama ben Skumanda Solde takımının burada hem bir abilik hem de fair play, sportmenlik örneği gösterip böyle bir şey yapacağını düşünüyorum açıkçası. ya şimdi adamın mahalle baskısı da kurmanın gerek yok. Ama yani şey zaten oyun başlamada çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama gerçekten düzelmeyecek bir şey de düzeltmeye çalışmasınlar bence. Çünkü herkesin zamanı biliyor burada. Mokciz bir şeyler demiş abi. Oyunda 30 dakikalık mı pauz var? Eğer öyleyse 15 dakikada oldu. Yani 30 dakikada olduktan sonra pauz zamanı kalıyor mu bize de, yoksa tek 30 dakika mı? Hayır, onlara da kalıyor. Her takımın kendi Size 30 de dakika. kalıyor diyorum. İnce SPF yollanmış. Onu çaktırmadan biz bakalım. Küfürlü müfürlüyse göstermeyelim sitemde. Evet. Garip bir şeyimiz Bir var. Mokciz'e yazma şansınız var mı oyunda? Tabii Telefonu kapalı abi. olduğunda. Yo Sinan, ne var? Orkun ve Ali geldi abi. Nasılsınız? Durun. Neler yapıyorsun? Ha? Stream falan. Esra ve... Açık stream. Harbi mi? Ha. Ha ne güzel. Edin konuşun siz. Şey ben... Güzel bir fırt getirip çekerim siz. 20 kişi izliyor. Aa. Ünlü oldunuz. Ne oluyor abi? İngilizce klavyenin slash'ını ben bulamadım. Slash şu abi. Güzel. Var mı tabi? Abi Yiğit herkesi tanıyor, ben kimseyi tanımıyorum. Bize bir not alın. Yok tabi. İnternete rastlamayın, yemin ederim modemden girip atarım. Ben soran biraz zilip gelmiş. Ay. Abi adam iki kişi DC oldu. Ha, bir sıkıntı. Pingleri çok yüksekmiş. Siz okuldan mı bağlıyor? Sorur da alıyor. Bizden değil. Şey, okuldan mı bağlıyor? Bilmem, okuldan sanmıyorum ya. Bugün cuma, okulda kalan var mıdır diyeceğim. Var kalan varsa çok pis alındı şu an. Abi var. Kusura bakma ya. Ne alaka abi? Kalın güzel. Bizde kalıyor. Aklı başı var, kalmaz. Ağlamı sönmüşüm. Ben bir şeylere oturdum sana, yastık. Yok değil, yastık. Bence de. Burada bir hayvan var. Yok, hayır. Kediye oturmuşsun. Kim yeniyor? Ha? Kim yeniyor? Daha 0, 15. saniyedeyiz. Ay, olsun, pikler aynen gibi. Bana ne almış? Şeyi tanıdı dışarı bir kedi. Ben sana video olur bir geldim, şeytan kedileri diye. Haha gördüm, Demon Cat. Tamam, seninki video. Oğlum bu kedi baya güzel ama annemin aldığı en başarılı şeylerden biri. Baksana, bak. Of çok korkunç. Of çok korkunç şimdi ya. Oğlum sağlam olma. Sesi de evil sesi bu. Kara kedi. Ele geçirilmiş ruh sesi. Tamam, oğlum söyleseydi şirinler falan olaydı lan. Yok oğlum bu çok güzel var. Çok güzel bir şey. O bir de ölüm bakıyor kedi. Ailemizin kara kedisi o bakma. Tamam.
de sadece gözleri gözüküyor. Evet. Korkun gibi bir karakter gibi. Bunlardan böyle 15-20 tane alıp koyup senkronize edeceğim. Evet. Hava adamlar, bir saat sonra erteleyebilir miyiz? Abi ben de akşam 12'de sinemaya gideceğim bu arada. Evet. Yani... Flash mı? Bir dakika bir sus. PlayStation Flash. Net kafeye gidin bu arada cidden. Hiç almıştın anne sen. Ya oyunlar kaydederim. Ya otomatiğe bağlarım kaydı olur. Ama şey olmaz. hani komentarı yapamam ben. Kaç dilim? İşte bir şey. Ben de çalışayım. Tamam oğlum lan. Yani Samsung falan da HTC. Oğlum yapma şunu. Kızacağız bu kıbla. Sesi kısın. Tamam. Boğalım. Sesin nasıl kız? Mute düğmesi mi var? Şöyle tuttum şöyle. Boğdu yani geliyor. Akşam Tora'ya geliyor musunuz? Kaçta gidiyorsunuz? 12. Oğlum çok eski değil mi? Yenisi mi ya? Çekiç adam izliyoruz. Murat Avartan arıyor. Alo. Stream sen. Sen bardakalı bir çalışacak mısın? Tepsiye. Biz 12'de gideceğiz. Sonra bir şey değişmiyor. 12'de git. Ha. Çünkü şu an stream yapıyorum. 12'de mi gideceğiz? Ama galiba stream ne oluyor bilmiyorum. Ama bakalım. Tamam abi siz bilirsiniz. Yani biz 12'de gideceğiz. Ali, ben, Orkun, Ceren falan. Trans ya var onun için. Bu de, bu dedin kim abi? Adama bu deme, yazıktır. Ha? Ne o? Tamam. Tamam, hadi. Bye bye. Biliye bunu yaptığını düşünsene. Ha? Biliye bunu yaptığını. Bak çıkıyor. İlk bağlayacağım. Özür dilerim. Korkunç sürükleri de kurmuş. Geldi sanırım arkadaşlar. Ha, şu beni katıyor. Boyu mu? Maket boyası boyu. Ben de boyuyorum. Normal siyah falan boyası. Tam duvar köşesine çömüp şöyle çitleyip konuşup bir şeyler atan adamlar. Yaşlanınca size iki tane sandalye alacağım böyle eski beyaz metallerden böyle. Ben bastonlu insanlar alacağım ben. Bastonlu alıp sallayacağım mı? Bazarda değil, bacaklarını alacağım böyle tak diye. Hazretim değil. Ya golf topası abine dönüştü değil mi? Ne oldu abi? Bağlandılar galiba ama. Ya iki takım kaptanını aradım telefonlarına, fakat ikisinin telefonu kapalı. Doğal olarak. Yani. Panikten adamlar herhalde şu an. ...230 ping'de go diyor adamlar, peki. 230 iyi. Dedim ki burada eğer... Zildan hemen yakın internet kafeye gidip maçı oradan devam etme durumu olsaydı maçı hızlı bir remake atabilirdik. Fakat kendisine ulaşamadı. O da öyle bir şey yapmak istemedi sanırım. Maç bu şekilde devam edecek. Abi yapacak bir şey yok. Kötü oldu da yani keşke bunların testini falan yapaydı adam. Yani kendi sorumluluğundaki bir durum. Öyle. Biz ya. Tabii ki kulüp olarak her şekilde kendi oyuncularımıza, sonuçta bu okul içi bir turnuva. Yani sportmenlik ve fair play'den yan olmasından istiyoruz her zaman için. Soru soracağım. Her türlü desteği veririz. Fakat ulaşamadık kendilerine. Durumu hani telefonda bizzat açıklasalardı. Farklı bir yöntem düşünülebilirdi. Fakat bu şekilde oynamayı tercih ettiler. Yaz sor abi, yaz sor. Arkadan konuşuyor arkadaşlar. Soru soracağım, soru soracağım. Sor abi, yaz ben sor. Güzel bir soru. Abi ne oldu şimdi? Takımların ikisi de çalılar içinde bekliyor birbirlerini. Hala.
Evet. İki takım da karşı tarafın Red Buff'un olduğu yere gitti. Ve bir invade denemesi. Abi yok. Güvende tutuyorlar adamlar bence. Mavi. Aa ama ikisi de birbirine kırmızı dolar şu an. İlginç. Şu an bizim oralardayım zaten. Mor takım genge mi devam edecek acaba? Bizim oralardayız. Edebilirler gerçekten genge. Ama mor takımın jungler'ı değil mi Atrax? Değil mi? Değil. Mor takım mavinin kırmızısını aldı. Ne hallediyorsun? Ya gitti. Anladığım kadarıyla. Tamam. Pingleniyor bir şeyler. Bir yerlerde aranjmanlar var. Tamam. Halletti yani. Dayanamadım. Abi izliyoruz şu an iki takım da birbirlerini genglemeye çalışırken Atrax sıkıntı durumunun içindeydi ama kaçtı galiba. Mavi takım bir pressure'ını kurdu ama şu an baktığımızda ne Elise miydi yukarıdaki şu? Evet Elise. Mavi takım jungle'ı şu an. Elise biraz geride kaldı jungle'da abi. İlk gank denemesini yukarıya yaptı. Başarısızdı ama yaptılar sonuçta. Bir ward görüldü. Ward'u ellediler abi aradan. 30 gold'u kaptı. Şu an bot lane'de vision avantajını ele geçirmeye çalışıyorlar. Bot'ta Sivir versus evet Vayne bir dövüş oldu orada ama ufak bir trade. Bunlar bot lane'de. Yani karşımıza çıkan hareketler zaten. Trash. İki takım da birbirine ilk 3. dakikadan ağır pressure kurmaya çalışıyor abi. Güzel bir şey, ilginç bir şey. Normalde diğer... Evet, mid lane'e bir gank denemesi gelecek sanırım Jarvan'dan. Evet, mid lane'de bir şeyler bakalım oluşuyor ama galiba gitti çünkü directed camera'da bakmadı zaten. Yani çok özel bir durum olmadığında directed camera'dan çıkmıyorum ben. Genelde ama onun dışında sıkıntı yok. Bir shield gelindi, aşağıda bir ittirme oldu ama aşağısı da geri gitti. İki takım da güvenli oynuyor abi. Bu güzel, oha çok güzelmiş yalnız yürüme efekti. Liliana mıydı o? Neydi ismi? Lissandra. Lissandra, abi çok güzelmiş yürüme efekti. Kripkillere bakma şansın var mı sen? Kripki, ah unuttum onu açmayı. Abi bu arada combat dönüyor. Oo, oo evet. Uf. Shield'ı kurtardı mı? Yok. Shield'ı çok fark ettim. Devam ediyor. Oo, Leona'dan tekrar bir şey geldi. Leona çatır çutur. Herkes evet, İki takım da geriye gittiler. Şu an her durumları aşağı yukarı aynı gibi. Mavinin biraz az ama mor da çok güzel flash. Çok güzel evet. Flash abi. Genki gördüğü anda flash'ini kullanarak safe mesafeye kaçtı. Çok güzel animasyon var ya. Lane'leri karşılıklı görmek adına. Yayın donuyor. Evet dur. Yayın donuyormuş abi. Şey yapacağım direkt. Videoyu eski haline geri getireyim. Tamamdır. Abi yayını halletmeye çalışıyorum şu an. Kusura bakmayın da. Şimdi nasıl? Urahara daha iyidir inşallah. Hani deminki aksaklıkla ilgili de birkaç yorum gelmiş chat'e. Öyle mi? Ben tam okuyamıyorum buradan ama. Bir saat sonra erteleyebilir miyiz? Adamsın yani. Oo, arada. Jarvan'dan tekrar bir genç. Kaçırdık bir de o anı. Ama sıkıntı yok ya zaten failed genç oldu. Ama adamlar pressure'ı kuruyorlar sürekli. İki takım da birbirini sürekli pressure içinde tutuyor. Lissandra flash'in var diyormuş. Ortada bir Jarvan'a bir abanma olacak sanki. Stun çok güzel geldi. Jarvan evet. İlk first blood'ı verdi mi? Yok. Flash'la kaçtı. Çok güzel. EQ ve flash kombosuyla oradan uzaklaşıyor. Gayet güzel kaçtı. Başarılıydı yani. Helal olsun. Jarvan'ın flash'in olmaması bundan sonraki 2-3 dakika içinde diğer lane'leri biraz rahatlatabilir. Bunu konuşuyorlar mı acaba? Biliyorlar mı alt lane'de olmadığını gerçi? Muhtemelen takımda bu haberleşmeleri kendi içinde yapıyorlardı. İş. Ege Kalafatoğlu'na sevgiler. No atıf iletişim yok muydu sizin takımda MTC'de? Ya genelde böyle durumda direkt chat'e yazılır. Jarvan flashlediğin zaman oradan timestamp'te flash'ı ne zaman kullandığını, ne zaman bulacağını görüyorsun. Abi o, şu an takılmalar varsa da kusura bakmayın. Kill alındı bu arada az önce Atrax
aldı şeyi. First Blood Outrox'a gidiyor. Eğer ping hala devam ediyorsa bu güzel oyun oluyor. Outrox'a tebrik ediyoruz. Gerçekten 250 ping oynamak çok kolay bir şey değil çünkü. Şu an baktığımda 4 frame'de bir tanesi düşüyor. Bir stun geldi, damage geldi ama olmadı. Outrox'un klipslerine bakarsak 32 Fenerine karşı ufak bir avantaj sağlamış. Kill de onu lane'de öne geçiriyor. Lissandra'dan çok güzel bir teleport. İnişet denemesi. Leona'yı yakaladılar. Leona'ya ulti geldi. Vayne girdi. Thresh geri çekti. Evet. ADK'ye çok güzel bir şekilde ikili bırakıyorlar. Garagas da orada çaresiz. Mavi takımın kulesine kafalar atıyor. Yo abi puşlasın yani. Yapacak bir şey yok orada. Sivir kovalıyor adam hala ama. Ya Gragas'ın bu level'larda kule çok fazla damage veremeyeceği için eline pek bir şey gelmiyor. Çok güzel bir juke geldi Laymark'tan. Gragas'ın nükle ama Gragas'ta orada bir ping hatası oldu galiba ve oyun takıldı şu an. Bizde de takıldı oyun. Evet. Galiba serverlarda bir sıkıntı var böyle. Saniyelik takılmalar falan da bundan dolayı. Vayne yürüdü ama. Vayne geldi. Yok kesinlikle serverda bir sakatlık var şu an. Bu arada Thresh'de hiç item yok. Diye görüyoruz abi. Thresh hiç backup atmadıysa bardların harcayıp yenisini almaya olmuş olabilir. Evet oyun şu an takıldı tamamen. Unable to download spec. Evet biz oyundan düştük. Şahane. Bir daha gireceğiz o zaman. Reconnect yapacağız. Biz bile düştüysek artık arkadaşlar neler çekiyor düşünün. Çözümü yok mu? Bekliyoruz girmesini şu an. Ekrandayız. Bizim yayın takıldı. Urahara doğru bir şey söyledi bak. Dota'da olsak olmaz bunlar. Ali. Dota sevgisi var hala ışıkta. Işığın alevi sönmedi. Evet, bir şeyle bir animasyonlar falan bir şeyler oluyor orada ama. Toparlayacak inşallah bugün kendini. Ne oldu abi? Şu CS'leri ve lane'leri karşı daha rahat görmek adına oradaki şeyleri tekrar düzenleyebilir miyiz? Ha, düzenleyelim abi. Yukarıda kendiler var. Top solları en üstte alabiliriz. Ondan sonra aşağıda sağ tarafta Vayne'ler var. Outrox. En üstte alabilirsek Outrox'u. Değil mi? Okey abi. Sonra Jungler'lar geliyor. Riot'un standart sıralamasına göre. Jarvan ve Eliz orada karşılıklı olacak. Evet. Lissandra Eliz. Tamamdır abi. Böyle galiba değil mi? Ve support Thresh'te Vayne'i de yer değiştirsek mükemmel bir görünüme sahip olacağız. Aynen evet. Abi. Böyle lane'lerin CS'lerini karşılıklı daha rahat görebiliriz. 1'e 5, 70-63, 56-51, 28-30. Bu arada oyun bizde de takılıyor. Yani serverlarda bir sıkıntı var gerçekten. Onu geçtim galiba bizim internette de bir sıkıntı olabilir. Yani dediğim gibi buna yapabilecek çok bir şeyim yok. Gragas'tan bir ulti denemesi ama Flash tam ultiyi attığında geldi. O yüzden kaçabildi. Evet, ters tarafa doğru ittirdi. Gragas'ın ultisi. Elis ve safe bir yere doğru kaçtı. Örümceğin ismini Elis koymaları garip olmuş gerçekten. Thresh çok güzel. Thresh yakaladı ve geriye çekmek istedi. Box geliyor. Moktiz yakalandı. Lissandra geldi. Leona inişiyeti. Arada Jarvan düştü. Devam ediyor teamfight son hızıyla. Abi Mokciz uzaktan uzaktan işliyor. Oradan bir double kill çıkacak mı acaba kırmızı takım için? Yakaladılar ama alamadı. Leona tekrar inşaat etti. Alayım derken kaybetti. Vayne düşüyor. Ama arada Eliz aldı. Jarvan da düştü. Çok karıştı ortalık. Abi Ace geliyordu. Son anda gelmedi. Evet. Kaçabildiler. Ama ya sadece tek bir kill vererek 4 kişi aldı. Helal olsun yani. Güzel bir fight. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Aslında Leon'un orada tekrar inşaat etmesi bilmiyorum ne kadar mantıklı bir seçim oldu. Abi kumandası öyle elde çok güzel bir
doğal olarak geriye düştüğü maçta ufak pasla liderliği ele geçirdi tekrar. Bir K çok sıkıntı değil ya. Ya arada 300 gol gibi ufak var zaten total olarak. Ha ben bir K diye yuvarladım aynen öyle 300 kalmış. Sanırım şu tuşlardan birine bastığımız zaman kastan gol miktarlarını görüyoruz. Evet. Aynen abi 756, 680'e, 180, 310'da. Bir fark var burada arada. 636 mı? Ha GPM'ine evet. Bakmak daha mantıklı gerçekten. 1K fark var arada neredeyse şurada. Burada 3'e 2 gene 1K'ya yakın. Burada 3'e 3 aynı. Burada 2, 3'e 3 gibi, 3.5 gibi. 1'e 2 burada da. Arada bir gold farkı var gerçekten. Smokeweed Everyday. Önde gözüküyor ama demin killleri kaybettiler, o kötü oldu. Yukarıya tekrar bir gank denemesi Elise'den. Gelecek mi acaba? Orada sanıp durup E ile bir şekilde inşaat edebilir, evet. Çok güzel kaçtı Aatrox, Elise'in gelmesine izin vermedi. Kenan ultisi. Kenan stunladı. Kenan da Ignite de geldi. Yetecek mi? Aatrox'un pasifi de hala var sanırım. Evet, pasifini daha iyi kullanmaya gerek yok. Kaçıyor şu an, Elise gidiyor ona ama yetişemedi galiba. Bir kol süresini tamamlayacaktır Elise yetişemeden, alttan yelten verdi doğru yere yapalım. Gragas burada aşağı lehine geldi. Tribuş'tan doğru. Jarvan'la beraber ilerliyorlar. Dive edecekler mi acaba? Dive ederler canım. Jarvan'la gelince... Vayne çok güzel oynadı. Gragas gereksiz damage'lar aldı. Leon ultisi, Sivir gerideyken. Sivir ve Leon'a göremedi. Şey o yüzden kötü oldu. Burada bir komünikasyon eksikliği diye tahmin ediyorum. Lissandra telefonla geldi bot lane'de. Tamamen bir kaos yarattı. Sivir oradan çektiler. Sivir çektiler aradan. Sivir'in ölmesi kötü oldu. Eddie Carey'nin. Vayne ile Sivir arasındaki fark da bu vesileyle epey açılacaktır. Evet. Ya bir tane üzerine çıkacaktır bu fark. Vayne'in potansiyel stun'ı çok güzel aslında. Evet. Yani Sivir'in üstüne avantajı o koyuyor bence. Gragas çalmış. ben bir an fark takım olduğunu düşünüp çaldı sandım. O yağlı göğüşünde minionlara vurduktan sonra Gragas farm'e devam ediyor. Oo çok güzel yakaladı. Elise de oradan muhtemelen kill çıkaracaklar. Lissandra kill çalmak için geliyor mu? Hayır, yetişemedi. Aslında şu an baktığımız zaman 2 kill ile beraber Aatrox domine etmiş durumda top lane'i. Aatrox güzel oynuyor gerçekten. Evet, hem CS olarak hem kill olarak gerçekten çok fazla bir gol farkı açtı. 1.5K ama civarı. Ama Elise mi şu? Evet galiba Elise. Aynen. Elise'in 4 kill'i çok önde. Gragas iyi tutturuyor ya varillerini. Aşağıda 3'lü 4'lü takımlar var. Artık ilk tier tower'ları alabilirler bence ya. Biraz da pushlamaya devam ettirebilir iki takımı. Aşağısı bir şeyler yapıyor ama. Evet aşağının tower'ı zaten %50'den az bir canı var. Yukarıda ittirmeler Mok var. Mokciz ve Mokdiz lane'i üstünlüğü kurmuş durumda bot lane'de. Ve bastırıyorlar hiç vakit vermeden. Aynı durumda yukarıda Aatrox Kennen için geçerli. Aatrox'un bir üstünlüğü var. Aslında kendi takımlarını bir şekilde dengeliyorlar. Şu an oyunun en yüksek farmı da Aatrox'ta. 2 kill ile beraber. Zaten helal olsun ya onu. Yapacak bir şey yok. 41 kill ile Elise ilginç bir durumda. Gragas'la dövüşecekler şimdi ama... Yok dövüşmediler, devam ettiler direkt. Lagli olan kimlerdi? Ya bizim düştüğümüz sürede acaba bir Dragon alınma durumu oldu mu? Dragon duruyor mu? Yok ya Dragon duruyor sanki yani. Aa gitmiş. Evet. Biz düştüğümüzde mi aldılar ya? İki arada bir derdi. Biz mi kaçırdık acaba başka bir lane'e bakarken? Repo yazık oldu. Repo'ya shutdown geliyor. Ama orada Jarvan da gitti. Evet. Gragas o kill aslında Gragas'ta kalmış çok da smoke bir devirdeğin yararını olabilirdi. Olmadı. Lissandra da bir kill vermiş onları orada. Jarvan'da bir inişiyet. Ama yok, Kenan'ın stun'ı iyi tutuyor. Level ve item üstünü kullanmak istedi orada ama başarılı bir nişet olmadı.
Uzaktan uzaktan iki takım da birbirine... Stun'ı yedi of. Çok... Oh, yazık oh. Oldu canım. Ignite evet. Yeterli olmayacak. Aa, Ignite öldürmez herhalde değil mi? Yeterli olmayacak. Bir de canı var zaten onun orada. ...15 kişi izliyor bizi şu an. Yayın durumu nasıl acaba şu an, yayın kalitesi? Evet, bir yorum alabilirsek. Yorumlu alabiliriz gerçekten. Ya ben çok konuştum Sinan. Biraz estağfurullah canım konuş, ne olacak abi? Konuş konuş, ben de bir yere kadar zaten. Sıkıntı yok. Zaten sen tanıyorsun adamları. O yüzden... ...mantıklı. Aliler de çok konuştu arkada. Evet. Şu an takılma yokmuş. İyi iyi, sevindim. Güzel. Güzel, demin. İlk kule düşecekken... Orada evet. Bir inisiyet oldu da... İnsanlara Elis, Jarvan'ı sıkıştıramadılar. Sıkıştıramadılar. Aşağıdaki tower'ı almak istiyorlar burada galiba. Farmlara baktığımızda abi 133 ile Vayne önde. Eddie Keller'i önde. Lissandra 126 ile ve Kill ile çok önde. Bir gold'a bakalım abi. Dragon Timer'ını buradan görebilir miyiz acaba? Dragon Timer'ı başlarken geliyor. Yani gelmeden önce açılıyordu. Bir dakika kala falan. Galiba 8 dakikaydı Dragon değil mi? Öyle bir şey yani. 8 olmasa bile 5 olabilir belki ya da 4. Dota'da 10 dakika oldu. Tamam mı? LoL'de ne bilmiyorum. Burada buff'ların çıkış süresi 5 dakika. Dragon 6, Baron 7 dakikada çıkıyor. Vallahi bir 2 dakika daha vardı. Oo çekildi. Çok güzel. Orada tepki verememiş olması. Kişiler. Mokties, Lissandra geldi teleportla, ulti Sivir'e indi. Oradan bir kill çıkarmayı başardı, bakalım. Lissandra zorluyor, kulenin dibine girdi. Orada Leona'yı alabilecek mi? Alabilir aslında da, evet onu da alabilir hatta. Jarvan'ı da alabilir. Jarvan ama şeyi açtı. Flash da kaçmış Lissandra. Ultisi de yok. Stun'ı doldu mu acaba? Yok, kaçtılar, bıraktılar onu. Ölülerini verdiler ve bıraktılar. Tower almış ama. Hayır yok, tower alınmış. Creeper tarafından gitmiş. Şu an 1,5 dakika kaldı Dragon'a şu an. Dragon'u izlemeleri önemli. Çok güzel bir para kaynağı zira. Riot'un yaptığı açıklamaya göre bu sezon sonunda 4. sezon öncesi gelecek peşte. Dragon artık eskiden olduğu gibi tam hatırlamıyorum ama sezon 1 veya 2'di sanırım. Tekrar Global Experience de vermeye başlayacakmış. Hmm. Global Gold'un yanında. Tek kişilik AD Carry'ler onu aldığında diğer takıma da gelsin. Evet. Mantıklı abi çünkü support geride kaldığında yazık oluyordu onunla genelde. Dropped frames detected. Şu an gene iyiyiz. 5 frame'de ikisi düşüyor şu an. Fena değil yani. Aşağıda... Abi şuradan ben direkt kafadan hesaplıyorum. Çok fena bir initiate. Mokciz orada hayatını kaybedecek. Mokciz sıkıntılı. Evet, kim kime gitti? Sivir aldı kili. Başarılı bir dive. Sivir galiba buff'ı da çaldı ha. Arda'nın aslında kuleyi zorlayabilirlerdi biraz ama. Gragas takıldı ama Gragas flash'ını harcadı. Jarvan desteğe geliyor orada. Tekrar initiate edecekler mi diye bakıyoruz. Yok ya. Jarvan çok arada kaldı şu an. Sıkışacak muhtemelen. Üçlünün arasında. Jarvan evet. Şu an Dragon tipten kaçmayı denedi. Lissandra şu an tehlikeli bir durumda. Ama çok güzel açtı. Takım yetişebilecek mi? Ama... Ultisini attı. Yalnız çok güzel dayandı ya. Helal olsun. Gerçekten. Çok başarılı oyun. Elize double kill gidiyor. Elize'yi aldı tabi orada kill. Yani burada hem killleri hem Dragon'u secure ettiler. Gerçekten çok başarılı bir oyun. Dragon bir kere bir de Ward'a vurdu. Evet, Lissandra'yı tebrik ediyorum burada. Güzel bir play yaptılar. Şu an aradaki fark 4K'ya çıktı. Buradan sonrası artık mor takımı biraz dezavantajlı. Sıkıntı da var. Oradaki gold fark da gittikçe açılıyor. Evet abi 5K oldu şu an. Yukarıya bir pingler geliyor, yukarıya ilerlemeler. Ya şu an tek kazanan lane, smoke bir devredeydi. Zillian oyuncu top lane. Ya
Ama Zilla ölecek. 5 kişiyi Zilla'dan çok çevirdiler. Yani. Çevirdiler onu tabiri caizse. Bakalım kaçabilecek mi? Çok zor ama. Çok zor canım. O Thresh Hook'un değdi. Evet. Kill kime gidecek diye bakıyoruz. Pasifinden sonra. Lissandra çalmaya mı çalışıyor? Hayır. Kenan. Bıraktılar. Lane'in de geride kalmış olan Kenan'a bıraktılar gibi. Gerçi galiba bırakmadılar. Kenan bir şekilde aldı onu. Belki lastik atmış olabilir orada. Aşağısı Tower'ı aldılar ama. Sivir ama biraz daha hızlı olması gerekiyor. Evet, şu an bütün diğer bir Tower'ı çekmiş durumda. Smoke bir devrede. Ama killerde evet, geride... Muhtemelen birazdan kumanda sola dedi. Yukarıdaki Tower'ı çekecektir ve Tower'ı söylediğini eşitleyecektir. Jarvan orada tek başına tutması zor. Evet. Hayatını bile kaybediyor o kuleyi savunmak şu an için. Evet, ölebilir hatta. Gragas ama Gragas geldi ama Gragas yakalandı. Okuyor, inşiyet geliyor, box açıldı. Kenan ultiyi Tower'ın yanına atarak hallettiler. Jarvan da kendi canı feda olması adına saldırdı ama... Güzeldi. Karşı mavi takımdan güzel bir hamle geldi gerçekten. Kumanda sol elde iyi oynuyor gerçek takım oyunu. Ya şu an yapıyor. Sanırım son aldığı kill'den sonra bitirdi. Kenan'ın da Zonya'sı bitmiş durumda. Lissandra'da da Zonya var. Aynı zamanda Lissandra karşı takım bir oyuncusunu veya kendine de kitleyip direkt Vayne'den 3 saniye kadar boyunca. Vayne'den çok güzel bir dodge bu arada. Gördüm bilmiyorum ama gördüm. Çok güzel dodge var. Uf. Arada takılmalar oluyor. Çok güzel bir initiate. Mortak. Aatrox vurmaya devam ediyor. Aatrox Sivir o kill'i alacak. Sivir'de kalır artık canım. Evet. Aatrox'a double kill ve Sivir'e hanesine bir kill daha vurdu. Rise of War'da XP'sini aldı. Bu bir Kambi'nin acaba habercisi mi? Ne dersin sen? Sanmıyorum ya. Şu an gerçekten zor durumdalar. Karşı takımda çok fazla kill öncülüğü var. Ama tower'lardan kötü durumdalar. Bakalım belli olmaz ya. Önceden bir şey söylemek istemiyorum. Zaten şu andan da belli değil yani. Tabii ki. Daha mid game'deyiz. Çok kötü Zonya işte orada. Evet orada bir Zonya... Ulti zannetmiş olabilir belki. Gragas girdi. Ama kill'i alacaktı alamadı. Gragas takip ediyor. Devam edecek mi? Aslında kimse yok. Yeterli bir ünlü olmadıkları için emin olamadı. Şimdi şey geliyor yukarıdan. Diğer kadın geliyor. Neydi onun ismi unuttum. Demin yukarıda karga çıkmadan önce söylemek istedim. Oyun ilerleyen safhalarında özellikle kuleler veya baron için danslar ve teamfightlar başladığında smoke bir devreden işi gerçekten çok zor. Çünkü Thresh hariç takımdaki diğer 4 oyuncunun da damage output'u inanılmaz yüksek an itibariyle. Ve Lissandra'nın ultisi Kenan ve Lissandra'daki Zonya'lar fokusu inanılmaz zorlaştırıyor. Zaten Vayne deseniz kendi başının içerisine bakabilen Ender Ağdakilerden biri. Adamlar arada aldık dediklerinde Zonya Ring açıyor iki takımda güzel bir şekilde ve o arada çok karıştırıyor işte. Ölecek dediğin adam bir anda hiç damage yemiyor. Tüm nükü kaçırıyorlar. Yani bayağı başarılı oluyor Zonya Ring'de. Sen de okumak istersen insanların ultimate'ini hem rakibi hem kendi üzerine kullanabiliyorsun. Belli bir anda damage vuruyor ve evet, kendi üzerine kullandığında Zonya gibi bir efekti var. Frozen Tomb. Freeze kaçan, stunning it for 1.5 seconds. Coming untargetable yani ooo. Yani bir Zonya ile aynı etkiyi yaratıyor evet. Kendi üzerinde kullandığında. Güzelmiş, başarılı gerçekten. İki takım da birbirini kendilerini aranje etmeye çalışıyorlar birbirlerini de alabilmek için. Sivir ve Leona ortada bir targetlandı ama kaçıldı geri. Gragas insanları arıyor çalılarda. Hop. Onu ben sana vereyim. Bizim oyunumuzda da takılmalar devam ediyor. Takılma oluyor arada ya. Ama yok diyorlar şu an takımı. Komentlerde söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyelim okuyoruz yani. Bu arada inanılmaz bir team combat gerçekleşti. Jarvan Kenan ultisi geldi. Jarvan'ın üzerinde karşılık olarak. Çok güzel AOE stun'ını attı. Gragas tam orada herkes genel ultisi tarafından toplanmışken bir varıyı sallayamadı. O da çünkü Lissandra'nın ustasını stun'ını kafasına yedi. Gragas'ın attı da mı kaçırdı yoksa hiç mi atamadı? Gragas atmış ama olmamış. Yeterli beklenen şey olmamış muhtemelen. Abi tier 2 tower'ında bir tanesi gitti. Şu an mavi takım... Yo, ooo! Mavi takım kaybetmiş bir tane tier 2 ya. İki arada bir derede, evet. Gerçi tier 3'ü de kaybetti mor takım galiba şu an. Aatrox initiate'ini yaptı. Onda Leona var.
Vayne'i çekebilirler mi acaba aradan diye bakıyorum. Aegis'ten geldi. Aatrox'u alır gibi oldular ama yemedi. Sivir kovalıyor şu an. Sivir de bıraktı ama mor takımın birazcık turtle yapması gerekebilir şu an. Gerçi güzel nükleri var. Aslında şu an canları çok az. Hep beraber Kenan da yukarıdayken. Evet ama Dragon da mevzu çıkartabilirler ama. Dragon yok. Geldi şimdi. Aa geldi. Oo güzel. İyi zamanlamışlar, hesaplamışlar. Hızlı bir şekilde Dragon'u da aldılar. Kontest etmemeye karar verdiler. Aslında mantıklı. Burada verecekleri bir teamfight. Onlar oyunu da kaybettirecek çünkü. Çok güzel bir çekişti abi. Onu aradan çektiler. Evet. Jarvan'ı kaybettik. Ve Leona'da. Leona'da mı gidiyor? Aatrox girmeye deneyecek mi? Gitti. Ulti geldi. Oo, çok ama kötü inceleyecek. Kenan çok güzel geldi ama... Diyan için hırsına inik düştü. Acaba beyni çekebilir mi? Hayır. Çeker gibi oldu da olmadı ya. Yet önden için. Oo flash güzeldi. Ama ha herhalde ultiden falan korktu. Gerçekten Wild animasyonları birbirine o kadar benziyor ki Gragas'ın. Yani yanılmak var, çok mümkün. Varil'i kullanarak attığı şeyler korkunç. Evet. En büyük iki nükünün animasyonu neredeyse tıpatıp aynı. Hı hı. Birini yerden doğru, birini havadan sallıyor. Tek fark o yani. İlk gördüğü anda... Cast geldiğinde artık çok geç oluyor. Ama genelde anladığında falan. İşten geçmiş olabiliyor ama... Mor takım şu an turtle yapmak zorunda birazcık farmla. İki killerde iki kat fark var arada. Gold'da da neredeyse bir 7k, 6k fark var. Ya şu an oyunun kontrolü tamamen. Kumama Soldin'in elinde. Tekrar hatırlatırım izleyicilerimize de. Bu maçı Kumama Soldin'de kazandığı takdirde finale kazananlar kümesinden çıktıkları için otomatikman 2-0'la şampiyon olmuş olacaklar. Öyle mi? Tabii. 3'e ulaşmalar gerek mi? Yok. 3 maçın ikisini kazanan takım. Ha, öyle evet. Yapıyoruz. O daha mantıklı. Geçen sene sanki öyle değildi ama. Geçen sene ne oldu? Geçen sene de öyleydi. Best of three. Ben hatırlamıyorum o zaman. Tekrar bir nişet geldi. Ayrı çekemediler. Vayne çok güzel bir tumble uzaklaştı oradan. Ah, bir trash vurdu acaba teamfight verirler mi? Aatrox'u yakaladı Vayne. Kararsız trash, kaldı. Trash çok evet. Güzel kontrol etti. Ve Kenan ultisi. Kenan nükünü de yaptı. Bu teamfight'ın üzerine acaba çevirme şansları var mı diye bakıyorum. Sadece Sivir ve Leona kaldı. Kenan'a gitmeye çalışıyor. Flash geldi. Kenan'a alabilirler. Oo. Çok güzel stunlar atıyorlar. Ya. Evet. Çok başarılı. Evet. Sandra yukarıdan split push yapmaya çalışıyor. Sivir'i de harcadılar. Sivir de aldılar. Elidin şu an muazzam bir damage'ı var. Gerçekten. Mavi takım sağdan yarmayı denemiş ama mor takım şu an kaçışıyor derken kendini öldürdü Tavra kill vermemek için ona. Oo, çok vuruyor ya. Ya sen Leon'a baktığın zaman burada 6 kere ölmüş. Çok da fazla bir para vermeyecekti takımı ölseydi. En azından daha yakınlarda ölüp henüz Leon'a kaç level? 13 level. Kısa doğma süresini avantajını kullanarak Jarvan'a yardıma gidebilirdi burada. Çok da mantıklı bir hareket olmadı o kadar uzun kaçma. Ah slow çok iyi attı ama ikisi de birbirini slow. Bir daha zıplaması gelecek. O Randuin'i açtı. Geldi. Ama Jarvan bırakmadı. Ama flash kullanıldı. Bir flash daha. Eliz yetişti. Ve takım arkadaşı yardıma gitti. Eliz'in çok damage'i varmış ya. O ne öyle ya. Jarvan full can geldi. Yarı can kaldı. Fight'lar ama çok kaliteli. Evet. Ya fight'lar gerçekten çok güzel oluyor. Ya burada biraz da Zilla kendi takım arkadaşlarına göre daha önde olduğu için item olarak biraz kerile meçhulüsüyle kendini fazla riske atıyor. Fight'lar daha akıllı davransa sonuçlar da farklı olabilirdi. Aa şey, buff'ların şeklini değiştirmişler. Evet. Güzel olmuş. Aa asitik ufak oldu buff'lar. Güzel olmuş. Bir Elise stun'ı o ultisine verdi. Elise galiba dümdüz atıyor stun'ı, target'ı değil galiba. Yok target değil, skill shot. Güzel, mantıklı. Skill shot'ları seviyorum LoL'deki ya, eğlenceli oluyorlar. 26'ya 14. Kumanda sol elde öncülüğünü önde bayağı.
o 52K'ya 43K Gold'lar, Clark'lar. Evet, Vayne Sivir düeli ama yani Sivir'in pek bir şansı yoktu. Vayne devamı şeydi o kovalamacıya. Ama edemez. Gereksiz bir kill vermek istemedi belki, evet. Leona ve şey çok iyi yakalandı. Gragas'ın ultisi gene yalan oldu. Ya Zonyas ve Lissandra'nın ultisi gerçekten çok fark ettiriyor. Yani hiç damage yemiyorlar. İlginç hero'lar. Çok öne geçti artık. 15 evet. kill önüne geçti. Sanki mavi takım artık yani bitirmeye Gragas gidiyor. Gragas hemen yetişip wave clear yapabilirse ve mavi takım doğru target alamazsa belki bu clear sanılabilirler ama şu an işleri çok zor. Gragas çok güzel nüklüyor ama nükleyecek yani, adam evet, yok. Sivir'e girdiler Gragas gelemeden. Of, Gragas Homeguard botlarını hala tamamlamamış. Homeguard olsaydı ufak daha farklı olabilirdi. Oo, Gragas'ta evet, Gragas'ta evet. Yapacak bir şey yok artık zaten. En az bir Nexus Kulesi daha düşecektir burada. Evet. Zaten yukarıdan Vayne yanmış. Aşağıda çok fazla creepleri gidiyor. Bir Nexus daha gitti. Jarvan koşturuyor ama aldılar ve B mi yapacaklar acaba? Riski atmayıp dönebilirler aslında. İki tane iyi bir dön aldılar çünkü. Ya da Nexus Kulelerine zorlamaya başlayabilirler. Ama önden, evet, Elise önde, arkada diğer damage dealer'lar bakınıyorlar. Evet, doğru hareketi gibi yaptılar. Kesinlikle. Bence de dönmeleri daha mantıklı şu an. Avantaj çok önde yani. Ya bundan sonra hiç riski atmayıp oyunu bitirmeyi deneyeceklerdir. Çünkü bence Baron'a gidebilirler. Baron'u çaldırma riskini şu an göz alırlar mı bilmiyorum. Gerçi tamamen base'lerine puşlanmış durumda. 2 inhibitor almasıyla beraber. Evet. Takım. Çok fazla gelebilecek ne zannetmiyorum. Ama belki bir Gragas Jarvan ikilisinin orada komboyu tutturup. Ya mor takımın vardı. Surrender geldi bu arada. Surrender mı geldi? Mavi takım evet. Biz ve karşı takımı trollüyorlar şu an Surrender vererek. Sauce. Evet. Bir de mavi takım lagliydi galiba değil mi? Evet, Purple Team'in de içinde ağız anlaşmazlıklar var sanırım. Onlar da Surrender vermişler. Ve biraz hiç kişi cevap vermemiş Surrender'a. Tadlar kaçık gibi. Ya gerçi oyunda espri niyetine yaptıkları için cevap vermeyi gerekli bile görmemişler dedik ki Leona. Canı çıktı Leona'nın. Aa çok güzel kaçtı ya. Lissandra orada o kill'i alacaktır. Ooo! Zonyasını derken kullandı. Thresh çok güzel bir lanternle oradan insanları uzaklaştırmayı başardı. Aslında Thresh lanternle üstüne basmadı lazımdı orada ama. Çok kararsızlar. Kararsız da çünkü sıkıntı içerisindeler. Evet, stun yakalanıyorlar. Sivir çok kötü bir yerde yakalandı. Gragas böleyim dedi ama yetişmedi abi. Evet. Orada hep beraber girmeleri lazımdı artık. Olmayınca olmuyor. Evet. Bunun tamamen oyun demek artık. Bence de ya oyun şu an kazananı biraz belli gibi. Tabii çok erkenden konuşmamak lazım ama. Pek de erken değil aslına bakarsan. Ya şu an bu mucizeye ihtiyacı var. Smoke ya belki DC olabilir adamlar. Ve yani beklemek istemeyebilirler. Hakları yani sonuçta. Ama belli olmaz. Tower'da ama evet, dövüyorlar. Gerçi Tower'da öldü. Ama evet oyun GG verildi mi? Evet verildi. GG verildi. Sağ olun beyler dedi. Tebrikler beyler geldi. Turnuvayı kazandı o zaman Kumanda evet. Solel'de değil mi? Kumanda Solel'de bu senenin birinci Işık Üniversitesi'nin 3. League of Legends turnuvasının şampiyonu oldu. Ve 22 Kasım'da başlayacak olan üniversiteler arası turnuvada okulumuzu temsil edecekler. Helal olsun Kumanda Solel'de. Çok güzel kaliteli oyun çıkardınız. Abi şey de çok güzel oyun çıkardı ama. Smoke V Davide de çok güzel oyun çıkardı. Evet haklarını yemeyelim. Özellikle mid game'in ortalığına kadar top'ta Aatrox'un çok belirgin bir üstünlüğü vardı. Jungle da çok fazla yardımcı olamadı. Belki de top lane'i kendi haline bıraktılar. Daha çok Dragon ve diğer lane'lere shutdown etmek için uğraştılar. Abi bayağı başarılı bir oyundu. Ben Kumanda Solid'i kutluyorum. Şu an 336-350 MB falan bir stream'imiz var. Bunu bu akşam yüklüyorum ben. Yarın muhtemelen bakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum Yiğit'e geldiği için. Ben diğer teşekkür ederim stream yaptığın için. Görüşürüz abi bir dahaki turnuvaya kadar. İnşallah. Kendinize iyi bakın.